Herkese merhabalar. Bizler bilişim ve teknoloji araçlarına o kadar da uzak olmayan, senelerdir bilgisayar kullanıcısı olan, aynı zamanda bu araçlara karşı bir hayli uzak olan iki İngilizce öğretmeniyiz. Ben Okan, kendimden biraz bahsedeyim. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan kısa bir süre sonra iş hayatına atılmam gerektiğini düşündüğüm için ki her Türk gencinin mezun olduktan sonraki kaygısı iş bulmak, çalışmaya başlamak, bir an önce para kazanmak. Biz de bu kaygıları yaşadık ki şanslıydım. Mezun olduktan kısa bir süre sonra hemen öğretmenliğe başladım. Belli süre özel okullarda görev yaptıktan sonra tabii bu görev süreci içerisinde alanımla ilgili birçok eğitime, konferansa, seminere katıldım. Hem online hem yüz yüze. Bunların bana ciddi bir faydası olmuştur. Ki İngilizceyi çok küçük yaştan beri konuşmama rağmen öğretmenliğimle ilgili bu seminerlerin ya da eğitimlerin ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Özel okulla yaklaşık 5 sene bir görev sürem oldu. Ardından devlet okullarında çalışmaya karar verdim ve şu an Antalya'da halen bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Yani sizler gibi aktif olarak internet kullanıcısıyız. Tabii çok zaman geçiremiyoruz işimizden dolayı. Tabii YouTube üzerinden takip ettiğimiz kanallar var. Ve mesleğimiz gereği İngilizce öğretmenlerinin, değerli meslektaşlarımızın da videolarını denk geliyoruz arada bir. Tabii ben uzun zamandır bu soruyu kendime soruyorum. Aynı şekilde meslektaşım Doğukan da. Ki birbirimize de çok kez danışmışızdır. Biz neden yapmıyoruz, bizim eksiğimiz nedir? Ya da var mı? Yani biz bir şeyler katabilir miyiz abonelere, dinleyicilerimize, izleyicilerimize ya da okuldaki öğrencilerimize? Bu bayağı bir süreç aldı tabii. Öyle bir 3 günlük, 4 günlük bir şey değil. Yani 3-4 sene bunu düşündük. Neden? Çünkü video çekmek çok zor bir şey değil. Evet, kolay. Küçük bir ekipmanla bunu halledebilirsiniz. Ya da direkt ekran kaydı yapılabilir şu an yaptığım gibi. Çok da basit bir şeymiş açıkçası. Daha önce hiç yapmadım. Yani yaklaşık 20 senedir bilgisayar kullanıyorum. Ama ekran kaydının bu kadar basit olduğunu hiç bilmiyordum. Yani videoları çekmek zor değil. Fakat kanalı güncel tutmak zor olduğunu düşündük. O yüzden açıkçası böyle bir girişimde bulunmadık. Fakat artık bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini düşündük ve düşünüyoruz. O yüzden böyle bir kanal kurmaya karar verdik. Umarım sizlere yardım olur. Kanalımızda her öğretmenin yaptığı gibi ders anlatımları olacak. Fakat İngilizcenin her detayını anlatmaya çalışacağız size. Doğukan kendi alanı ile ilgili ki kendisi YDS, KPDS, ÜDS ki gerçi KPDS ve ÜDS artık yok ama bu yazılı sınavlarla ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Güzel başarılar elde ediyorlar öğrencileriyle. Ki ben de genel İngilizce, konuşma İngilizcesi, TOEFL, IELTS, GRE sınavları yine bu alanlarda çok çalışmalar yaptım. Bu konularda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hedefimiz herkes, sadece ilkokul değil, ortaokul değil ya da sadece üniversite bitirmiş, mezun olmuş kişiler değil. Hedefimiz bütün insanlar, İngilizce öğrenmeye çalışan, zorluk yaşayan insanlar. Bunlara bir nebze katkımız olursa biz de adımıza çok mutlu olacağız. Şimdi what you're now looking at is a sentence and the sentence is bothering all our minds, especially those who still try to learn English. Şu an ekranda gördüğümüz şey how to best learn English. İngilizceyi nasıl iyi öğreniriz, nasıl kolay öğreniriz ya da bunu nasıl çeviriyorsanız bazen Türkçe çeviride sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. İngilizce çağımızın bir problemi açıkçası. Ama bu problem nedense ülkemizde var. Yani ülkemizde olmasının ben en büyük sebebi olarak da okullardaki eğitimi görüyorum. Bizim eğitimimiz maalesef kitap üzerindeki egzersizlerle sınırlı. Sınıfa giren öğretmenlerimiz de tabii sistemin dayatmasıyla öğrencileri input'tan yani bilgiden, gerçek İngilizce'den uzak tutup
Sadece kitap üzerindeki egzersizleri doldurmadan, gramerden, kurallardan, yani konuşma dışında ya da iletişim kurma dışındaki her şeyden ibaret zannediyorlar. Maalesef bu şekilde bir ders anlatımı yapıyorlar. Bu öğretmenlerin suçu değil, sistemin suçu. Asıl olması gereken şey çok küçük yaşlardan itibaren, ki şu an ikinci sınıfta başlıyor, ilkokul ikinci sınıfta İngilizce başlıyor. Aslında çok güzel bir şey ki sayısının arttırılması gerekiyor. Şu an 2 saatlik bir ders şeyi var bildiğim kadarıyla. Küçük yaşlardan itibaren çocukların tek ihtiyacı olan şey dile maruz kalmaktır. Bir dili ne kadar çok dinlerseniz ve o dili ne kadar çok taklit etmeye başlarsanız ya da uğraşırsanız o kadar çabuk öğrenirsiniz. Tek bir şey var aslında yapılması gereken, sınıfa girildiğinde sadece İngilizceyi konuşmak, Türkçeden uzak durmak, çok acil durumlarda gerekmedikçe Türkçe kullanmamak çok da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Neyse, videomuzu çok uzun tutmak istemiyorum. Kısa tutacağım. İngilizceyi nasıl daha iyi öğrenebiliriz ya da nasıl öğrenebiliriz? Bunun için bizim tavsiyelerimiz nedir? Adlı bir pilot video oluşturmak istiyoruz. O zaman bakalım nelermiş maddelerimiz, neler bize yardımcı olur. İlk olarak gördüğümüz şey try building some confidence demiş. Daha doğrusu demiş diyorum ama kendim dedim bunu. Özgüven. Yani hiçbir işte özgüven olmazsa başarılı olamayız. Bunu herkes biliyor. Sizin bir hedefiniz var, farkındayım. Bu YDS sınavı olabilir. Bu yurt dışına gideceksiniz, orada kendinizi ifade etmek istiyorsunuz olabilir. Bu üniversitedeki tez çalışmalarınız sırasında tezinizi yazarken ya da doktora tezinizi yazarken, yüksek lisans tezinizi yazarken size yardımcı olması gerektiğinden olabilir. Ya çeşitli nedenlerden İngilizceyi öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için sizin ilk ihtiyacınız olan şey motivasyon ve özgüvendir. Kendinize başta inanmanız gerekiyor. Tabii kendimize inanabilmek için birazcık da bir şeyleri yapıyor olabilmenin farkına varmak gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat asla korkmamak gerekir. Yani ben bunu yapacağım diye başlayın, özgüven sahibi olun. Çünkü siz zaten ana dilinizi konuşabiliyorsunuz ki dünyanın en zor dilleri arasındadır. Sondan eklemeli bir dildir Türkçe. Konuşmak cidden zordur. Birçok yurt dışından insana, gerek İngiliz, gerek Amerikan, İskoç, Yeni Zelandalı birçok insana ders vermeye çalıştım. Bu konuda tartışmalarda yaşadık. Dilin neden zor olduğu ile ilgili cidden sondan eklemeli diller zordur. Türkçe de o şekilde. Ama siz Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Yani kurallar dahilinde mi konuşuyoruz? Bu tartışılır. Onu ileride konuşacağız. Nedir, ne değildir. O yüzden İngilizceyi de gayet konuşabilirsiniz. İnanalım, konuşabiliriz. Tabii ben şeyi, özgüveni nasıl sağlayacağım sorusunu birbirimize soruyor olabiliriz. Şu an kendimize soruyoruzdur. Tamam hocam, hoş, güzel, özgüven sahibi ol, motivasyon sahibi ol ama nasıl? İlk olarak pozitif düşüneceğiz. Dediğim gibi, yani ben Türkçe konuşabiliyorsam İngilizceyi neden konuşamayayım? Yani herkes gibi benim de kapasitem var, beynim var, çalışıyor. Aktif bir şekilde kullanıyorum. O zaman İngilizceyi de öğrenebilirim. Believe in your own ability, skills and experience. Yeteneklerinize güveneceksiniz. Evet, ben Türkçe öğrendim, İngilizce de öğrenebilirim. Ya da ben hayatta birçok şeyi başarabiliyorum. Bunu da yapabilirim. Neden yapamayacağım İngilizce? Çok zor değil ki. İnanın, tabii ekonomik sebepler, siyasal sebepler var ama İngilizce zor olsaydı dünya dili olmazdı. Yani birçok insan çok zorlansaydı, bu bir uzun bir süreç gerektirseydi öğrenmek, dünya dili olmazdı ya da farklı bir şeyler olurdu diye düşünüyorum. Ve pratik, yani şöyle derler, practice makes it perfect. Evet, yani pratik her şeyi mükemmel hale getirir. Bu sadece dil için değil, hangi işi yapıyorsanız yapın, bunu pratik yapmak, bu işi pratik yapmak sizi o işte mükemmel hale getirecektir. Tabii pratik yapabilmek için sizin partnere ihtiyacınız olacak ki birazdan da karşımıza çıkacak herhalde. Diğer bir maddemiz ki bize yardımcı olacak öğrenmede, have fun with it, because you can't simply learn what you do not enjoy. Arkadaşlar,
Hoşunuza gitmeyen bir şeyi öğrenemezsiniz. Örnek ben. İngilizce öğretmeni olma gibi bir hedefim yoktu. Her zaman pilot olmak istedim. Ki bu hedefimi gerçekleştiremediğim için şu an bilgisayar üzerinden her türlü uçak simülasyonu üzerinde çalışmaktayım. Kendimi pilot gibi hissetmemi sağlasın diye. Yani bir şeyden hoşlanmıyorsanız, ondan zevk almıyorsanız öğrenemezsiniz. Ben matematiği öğrenemedim çünkü hiçbir zaman sevmedim. Belki öğretmenimdendi. Belki kendi motivasyonumun eksikliği yine öğretmenime yüklüyordum. Bilmiyorum ama öğrenemedim. Zevk de almadım. Her zaman uzak durdum. Bunun tadını çıkarmanız gerekiyor. Bu matematikten farklı. Bununla iletişim kuruyorsunuz. Yani ben sokağa çıktığımda insanlarla matematik konuşmuyorum. Ya da hesap kitap yapmıyorum sürekli. Ama insanlarla diyalog kuruyorum. Yani kelimeler sayesinde, dil sayesinde. O yüzden her öğrendiğiniz şeyi pratikle beraber birleştirip yapabilme arzusunu edindiğiniz zaman gerçekten zevk almaya bakacaksınız. En ufak şey de olsa bu renkleri de öğrenseniz, sayıları da öğrenseniz, bunu bulunduğunuz ortamda tabii komik olabilir ama dile getirmeniz ya da kullanmanız bir şekilde bu telefonunuzu kullanıyorsanız telefonda bir arama yaparken öğrendiğiniz bir şey sayesinde onu İngilizce aramanız bile size yardımcı olacaktır. O yüzden sevdiğiniz işleri daha iyi yaparsınız arkadaşlar. Bir şeyi seviyorsak gayet de iyiyizdir bu işte. O yüzden lütfen severek yapalım. Az önce de bahsetmiştim. Dili öğrenmek okey öğrenebilir. Kurallar öğrenilir. Kelime ezberlenir. Fakat kurallar kelime tamam ben dili öğrendim diyebilir miyim? Hayır maalesef. Find a partner diyor. Yani partneri ihtiyacımız var bizim. Çünkü dil konuşmak için, iletişim kurmak içindir. Yoksa ben alıp gramer kitaplarından egzersizler yapmayacağım sürekli. Oturup, ben evet dilde süperim, harikayım. Açtım non-close'lar hakkında bir hemen boşluk doldurma yaptım. Ama süperim, harikayım, dili biliyorum ama dışarı çıktım. Yok, hiçbir şey yok. It's all gone. Hepsi gitmiş beynimdeki. Çünkü pratiğim yok. Hiçbir şey yapmadım. Şu an rezalet durumdayım. Çünkü hiçbir kelimeyi bir araya getirmiyorum. Pratiğim yok. Diyor ki, it's really a great way of actually going about it. You have someone with whom you can speak and that's the idea behind learning a language. Yani bir arkadaş bulmanız sizin için büyük faydası var. Yani ben sokaktan gidip birinin kolundan tutup çekip hadi İngilizce konuşalım demiyorum. Fakat bu değişik yolları var. İnternetten online arkadaşlar bulabilirsiniz, chat yapabilirsiniz ki biz zamanında çok yaptık ki şu an ama biraz daha farklı yönlere kaymış durumda sektör. Ya da bir dershaneye gidiyorsanız ya da okuldaysanız arkadaşınızla bir ortak zaman bulup öğrendiğiniz şeyleri beraber pratik yapabilirsiniz. Ki biz de sınıfta çok kez yapıyoruz bunu. Diyaloglar yapıyoruz. Öğrencilerin birbiriyle konuşmasını istiyoruz. Ya da bir konu veriyoruz. Belirli bir süre veriyoruz. Hazırlık yapıyorlar. Tahtaya çıkıyorlar, konuşuyorlar. Ya da bir sınıf discussion yapıyoruz. İnsanların birbiriyle tartışmasını, konuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani birbirinizle konuşursanız işler daha iyi olacaktır. Hem birbirinizden öğreneceksiniz hem de gerçekten konuşabildiğinizin farkına varacaksınız. En basit kalıp bile olsa bu fark etmiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız talk to yourself. Kendinizle konuşun. Yani garip gelebilir bu. İnsanlar yani gidip tabii insanların yanında konuşmuyoruz. Kendi kendimize konuşacağız affedersiniz. Fakat size bir örnek vereceğim. Ben lise yıllarında tabii yani İngilizceyi öğreniyoruz, yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz ama aynı zamanda ben konuşmayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama dışarıda maalesef İngilizce konuşacağım kimse yok. Şu an açıkçası daha şanslısınız. Turistik bölgelerde özellikle yaşayanlar, büyük şehirde yaşayanlar hem dışarıda turistlerle karşılaşabilirsiniz hem de birçok insan artık İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Bir şekilde yolunu bulup bir insanla İngilizce konuşabilirsiniz. Biz o zamanlar bu tarz imkanlarımız olmadığından dolayı kendimizle konuşuyorduk açıkçası. Ben yapıyordum. Yani en basit yaptığım şey de örneğin o gün ne öğrendik? Saati söylemeyi mi öğrendik? Ya da neyi sevip neyi sevmediğimizi mi söylemeyi öğrendik? Eve geldiğim zaman kendi kendime söylüyordum. Değil mi? I like sleeping. I don't like waking up damn early in the morning gibi. Ya da
I want to have some pizza gibi. Yani öğrendiğim şeyleri kendi kendime tekrar ediyordum. Evet, bu gerçekten garip oluyor. İnsan bazen delirdiğini fark ediyor. Yani özellikle aynaya karşı pratik yaparsanız kendinizi o şekilde görmek gerçekten bazen üzücü oluyor. Yani bir şey öğrenmek için bu kadar mı çaba sarf etmek gerekiyor diye, ama maalesef arkadaşımız yoksa tek yapabileceğiniz bu. Evet, diğer önemli bir maddemiz ki ben çok önemli buluyorum. Gerçekten çok önemli. Acting like a child. Çocuk gibi davranmak, çocukların yaptığı şeyleri yapmak. Yani orayı şu şekilde açıklayacağız. Biz yetişkinler olarak hata yapmaktan korkarız. Yani herhangi bir şeyi öğrenirken hata yapmaktan çekiniriz. Ben yine lise çağlarımda hem gerek kendimin, diğer derslerde gerek arkadaşlarımın tavırlarından bahsetmek istiyorum ki hepiniz de biliyorsunuz. Hoca bir soru sorar. Biraz yani bildiğinizin farkındasınızdır aslında ama yine de çekinirsiniz parmak kaldırmaya. Ya yanlışsa diye, değil mi? What if it is wrong? Yanlış olsun. Yani yanlış olunca ne oluyor? Sıkıntı yok. Yani İngilizceden bir şey öğrendiniz. Siz bunu yanlış da olsa pratiğini yaparsanız, yanlış da olsa konuşmaya çalışırsanız hem kendinizden de öğrenebilirsiniz. Yanlış yaptığınızı farkında varırsınız. Çünkü biz çocuk değiliz. Biz yetişkiniz. Kendi kendimize fark edebiliriz yanlışlarımızı. Ya da hocalarımızdan ya da arkadaşlarımızdan, partnerlerimizden öğrenebiliriz yanlış yaptığımızı ve düzeltiriz. Çocuklar öyle değil. Çocuklar yanlış yaptığını sadece bizden duyuyorlar. Anne babalarından duyuyorlar. Ya da hocalarından duyuyorlar. Onlar düzeltiyor. Çocuklar da duya duya. Hem hatalarını düzeltiyorlar hem de dil gelişimlerini desteklemiş oluyorlar kendi kendilerine. Diğer bir unsur aşağıda bahsettiğimiz imitate the language just like the way babies do. Bebekleri düşünün. Bebekler dili nasıl öğreniyor? Doğuyorlar. Tek yaptıkları şey size bakmak. Sesleri nasıl çıkardığınız, dudaklarınızı taklit ediyorlar. İlk çıkardığı sesler küçük küçük sesler, baba, dede vesaire. Sonrasında kelimeler küçük cümlelere, küçük cümleler daha kompleks cümlelere dönüşüyor. Tek yaptıkları taklit etmek. Benim favori aktörüm Johnny Depp'tir. Sürekli filmlerini izlerim. Ve bir filmini defalarca izlerim. Bu telaffuz konusunda ilerlemek için sık sık yaptığım bir şeydi lise çağlarında. Filmi izlerken İngilizce altyazılı izlemeye çalışırdım ki hangi sesleri nasıl çıkardığını, hangi cümleleri nasıl söylediğini görebileyim diye. Ve aynı zamanda eğer güzel cümleler varsa o cümleleri oradan kesip alıp tıpkı take away pizza, take away food gibi paketleyip onu dışarıda ortamlarda kullanmak için sık sık yapardım. Yani Johnny Depp'in konuşma tarzını çok severdim ben. Onun söylediği cümleleri filmi durdurup o sahneyi başa alıp belki de 10 defa oynattığımı bilirim. Sırf onun gibi söyleyebileyim diye. Taklit etmekten çekinmeyin. Bu dili yeni öğreniyoruz. Tabii fonetik çalışmanız gerektirecek durumlar olacak. Seslerin nasıl okunduğunu çalışmanız gerekecek. Fakat bizim gırtlak yapımız onlarınkinden farklı. Onlar bazı sesleri daha kolay çıkarıyorlar. Bunu daha iyi öğrenebilmek için, en azından işleri hızlandırabilmek için taklit etmemiz gerekecek. Kendimizi zorlamamız gerekecek. Evet. Bir diğer şey ise dinlemek. Arkadaşlar, yani ben ders anlatırken de, yetişkinlere ders anlatırken de sık sık söylerim. The more you are exposed to the language, the better, the easier, and the whatever it'll be to learn the language. Bir dile ne kadar maruz kalırsanız, bu sadece dinleme açısından değil, görme açısından olabilir, konuşma açısından da olabilir. Yani her bakımdan dile ne kadar maruz kalırsanız o kadar iyi öğrenirsiniz. Tabii ilk olarak bizim dinleme bölümüne konsantre olmamız gerekiyor. Beyin hiçbir şey unutmuyor. Beyine giren her ses, her cümle beyninizde bir yer buluyor. Ve bunu kısa süreli hafızanıza getirmek için küçük bir stimuli sizin için yeterli olacaktır. Yani sizin dinlediğiniz her şey sizin için mutlak bir değeri vardır. Bunu unutmayalım. O yüzden yabancı müzik dinlemenizi tavsiye ediyorum. Filmleri dublajla izlemeyin lütfen. İngilizce izleyin. Anlamasanız da İngilizce izleyin. Belli bir süre sonra artık sesler tanıdık gelecek size. Bundan başka yani çok
takip ettiğim şey internetten videolar, televizyon ve müzik. Yani bunları mümkün olduğunca İngilizce yapmaya çalışalım ki beynimiz biraz İngilizce bir şeyler duysun, öğrensin oradan. Siz fark etmezseniz de öğrensiniz. Çünkü unconscious learning dediğimiz bir olay var. Fark etmeden öğrenme. Siz bir şey dinlediğin zaman mutlaka bir şeyler öğreniyorsunuz ve sonradan herhangi bir kontekst açıldığı zaman "Aa, ben bunu biliyordum, bu kelimeyi bir yerlerden duymuştum" diyeceğiniz anlar gelecektir, emin olun. Hem de telaffuz konusunda da kendinizi geliştireceksinizdir dinleyerek. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu ilk videom olduğum için de bazı hatalar yapmış olabilirim. Fakat gerekli motivasyonu size vermeye çalıştım ve ipuçları vermeye çalıştım. Umarım yararı olmuştur sizin için. Umarım değerli bulmuşsunuzdur videomuzu. Bence hiç düşünmeye gerek yok. Eğer tereddütleriniz varsa, dil öğrenmek için nasıl yapacağım, edeceğim tarzında düşünceleriniz varsa hiç tereddüt etmeyin. Biz de kanalımızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii yüz yüze eğitimlerimiz şu an için yok. Tabii bulunduğumuz şehirde insanlara yardımcı oluyoruz. İnternette o yüzden çoğunlukla kelime ve dil bilgisi üzerine çalışmalar yapacağız. Yani bizi desteklerseniz, kanalımıza abone olursanız, yüklediğimiz videoları da beğenirseniz bu bizim için de motive edici olacaktır. Şimdilik herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere diliyorum. Umarım bir daha görüşürüz.